Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim mayasız kahvaltılık pizza yapacağız. Çok güzel oluyor. Üzerine arzu ettiğinizi koyup çıkartabilirsiniz. İlk önce hamurunu yoğurayım. Elimizde klasik bardaklarla bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Hiç bekletme derdi yok. İlk yarım su bardağı süt, yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı yoğurt, bir adet yumurta, bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz. Malzemeleri hepsini karıştırıyorum. İyice yumurta dağılsın. Ondan sonra elimizle güzelce yoğuracağız. Yeterli. Burada ben unun miktarını ayarladım. Sizlere sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Önce bir yoğurayım. Sonunda tam ölçüsünü vereceğim. 2 paket kabartma tozu. 1 paket de koyabilirsiniz ama malzeme birazcık fazla olduğu için 2 paket tam geliyor. Hem daha yumuşak oluyor arkadaşlar. Daha güzel kabarıyor. Hamuru şimdi ele yapışmayan böyle yumuşacık bir hamur elde edeceğim. Unumu da yavaş yavaş ilave ediyorum. Sizler de lütfen ununuzu yavaş katın. Hamuru güzelce yoğurdum. Böyle yumuşacık ama elime yapışmayan bir hamur oldu. Tam 5,5 bardak un almıştım. Yeterli geldi. Sizde 5 ile 6 arası değişecektir arkadaşlar. Yavaş yavaş ilave edin. Lütfen böyle yumuşacık böyle bir hamurunuz olsun. Böyle unu koyduktan sonra böyle mayalı bir hamur gibi değil. 1-2 dakika şöyle yoğurmanız yeterli. Hamuru dinlendirme kısmına gelince hamurunuzu dinlendirebilirsiniz. Şöyle şimdi pizza yapacağımız için biberleri falan doğrayacağım ben. Sucuğu falan. Onları doğrarken dinlenecek zaten. Zamanınız varsa 1 saate kadar dinlendirebilirsiniz. Yoksa hemen yapabilirsiniz. Artık o size kalmış arkadaşlar. Bir 10 dakikada olsa dinlendirmenizi tavsiye ederim ama. Hamur daha güzel yuvarlanacaktır. Tamamdır. Çok güzel bir hamur oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? Mayalı gibi yumuşacık oluyor. Hemen benim misafirim geleceği zaman inanın 5 dakikada yoğurup şeklini verip fırınlıyorum. Çok kolay oluyor. Mucize poğaçayı hemen linkine ekleyeceğim. Muhakkak yapabilirsiniz onu da. İster böyle isterseniz de o şekilde yapın. Artık size kalmış. Malzemelerimi doğradım arkadaşlar. Ben biraz sosis, sucuk, kırmızı biber ve yeşil biberle yapacağım. Siz mantar ilave edebilirsiniz, domates ilave edebilirsiniz ya da sosisli sucuğu çıkartabilirsiniz. Üzerine koyacaklarınız tamamen size kalmış. Birazcık da kaşar rendeledim. Şimdi bunlar kenarda beklesin. Hemen bir tatlı kaşığı domates salçasını bir kabın içine alıyorum. Hemen şurada yarım çeyrek çay bardağı sıvı yağ, çeyrek çay bardağı suyu üst üste koydum. İçine ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kekiği de katıp üzerine süreceğim sosu hazırlıyorum. Eğer böyle küçük küçük uğraşmak istemiyorum diyorsanız direkt tepsiye de büyükçe yapabilirsiniz. Hiç fark etmez ama bu küçük küçük böyle hem çocukların çok hoşuna gidiyor hem de yemesi daha zevkli oluyor. Tamamdır. Siz bunun içerisine sarımsak da ilave edebilirsiniz. Pul biber ne seviyorsanız. Sosum da hazır. Onu da kenara alayım. Tepsime de yağlı kağıdı koydum. Önce hamurumu çıkartayım. Gördüğünüz gibi şu yumuşaklığa, güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Yalada bile böyle güzel olduğunu düşünmüyorum. Şimdi hamurumdan şöyle ne kadar diyeyim artık büyüklüğü sizler size kalmış ama yumurta büyüklüğünde diyebilirim. Parçalar koparıp yuvarlıyorum ve kenara diziyorum. İlla eşit olmasına gerek yok. Birbirine yakın olması yeterli. Yuvarlayıp bırakıyorum şöyle. Daha küçük yapabilirsiniz. Daha büyük yapabilirsiniz. Dediğim gibi o size kalmış tamamen. Ama çok lezzetli oluyor. Böyle mayalıyla beklemektense çayınızı koyun. İnanın çay olana kadar pişecek, sofraya getireceksiniz. Bir çay ne kadar doluyor? Ortalama yarım saatte. Bu da tam yarım saatte hazır olacak. Toplamda tam 21 tane oldu. Sizler daha küçültüp ya da daha da büyütebilirsiniz. Artık o size kalmış. Öyle oklava, merdane hiçbir şeyle uğraşmadan elimle bastırıyorum.
yuvarlak şeklini veriyorum. Şu kadar açmanız yeterli. Böyle çok açmanıza gerek yok. Dümdüz açıyorum. Yeniden toplanıyor gördüğünüz gibi. Toplansın, yeniden yaparız. Çok aşırı da inceltmeyin. Zaten mayalı olmadığı için bu sefer arkadaşlar çok kağıt gibi olur. Hepsini böyle yuvarladım arkadaşlar. Şimdi tepsimin içerisine alıyorum. Tepsinin içerisinde malzemelerini koyacağım. Yoksa salça falan çok dağılır. Böyle çok aralık bırakmadan yan yana diziyorum. İki tepsi olacak bu arada arkadaşlar. Tek tepsi olmaz. Fazla geleni, baktınız çok oldu. Hemen buzluğunuza bir buzdolabı poşetine koyun. Böyle güzel hava almayacak şekilde. Kaldırın. Daha sonra fırında ısıtıp yiyebilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Hiç böyle yeni yapılmış gibi taptaze olabiliyor. Hiç fazla olduk ne yapacağım diye düşünmeyin. Çok sıkıştırmayacağım. Zaten bir tepsiye sığmayacak. Hazırladığım sosu üzerine sürüyorum. Arada böyle karıştırın. Yağı suyu da gelsin. Hepsini bu şekilde üzerine sürüyorum. Bir tepsiyi tamamladım. Şimdi ben bunu da sizlerle birlikte tamamlayacağım. Üzerine çok fazla böyle kenarlara çıkmadan kaşar koyuyorum. Böyle çok aşırı da doldurmayın arkadaşlar. Bu sefer çok taşıp yanık bir görüntüsü olur. Önce kaşarları alt kısma yerleştiriyorum. Şimdi sucukları şöyle iki yana doğru yerleştiriyorum. Dediğim gibi malzemeler tamamen size kalmış arkadaşlar. İstediğinizi çıkartın, istediğinizi ekleyin. Nasıl arzu ederseniz. İki tarafa da sosis. Sosisi çok fazla mutfağımda kullanmıyorum arkadaşlar. Çocuklar çok seviyor ama çok sağlıklı bulmadığım için pek kullanmıyorum. Arada sırada böyle. Ortalarına çok değil arkadaşlar. 3-5 tane biber bırakıyorum şöyle. Yarım kırmızı biber doğradım. Yarım da bir tane de yeşil biber. Çok fazlası da gerek yok zaten. Ama domatesin suyunu alırsanız su domatesi de ilave edebilirsiniz kırmızı biberiniz yoksa. Bu da bir seçenek. Her iki tepsiyi de tamamladım. Çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Bakar mısınız görüntüsünün güzelliğine? Hem de böyle çok bereketli oluyor. Pişirin, komşularınıza bile dağıtabilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında çok fazla pişirmiyoruz arkadaşlar. Zaten hamurun piştiğini, kenarların kızardığını anlayacaksınız. Hemen fırınızın orta gözünde ortalama 25-30 dakikada pişecektir. Şimdi ben önce birini sonra da diğerini pişireceğim. Pizzaları fırından çıkardım arkadaşlar. Bunlar resmen kendini mayalı sanıyor. Bakar mısınız şunların güzel kabarmasına, pişmesine? Harika ve yumuşacık olmuş arkadaşlar. Çok güzel, altı da harika pişmiş. Ben diğer pişirdiklerimin hemen yanını alacağım. Ayrıntılı gösterip videomu bitireceğim. Muhakkak sizlerin de denemesi gereken tariflerden bir tanesi. Tam 20 dakikada pişti. Çok fazla tutmayın lütfen. Kurumasın. Piştikten sonra da üzerine temiz bir şeyle örtüp dinlendirebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde pişirip dolabınıza kaldırın. İstediğiniz zaman çıkartıp fırında ısıtabilirsiniz. Hemen şöyle bir tanesini alayım. Yumuşacık, harika. İçi de çok güzel pişmiş. Muhakkak denemeniz gereken tariflerden biri. Umarım sizler çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufacık da olsa yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.